Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda zaman içinde kaybolan mesleklerden biri olan kürekçilikten bahsedeceğim sizlere. Kürek ya da kürekçilik kelimelerini daha önce hiç duymuş muydunuz? Bu kelimeleri daha önce duymadıysanız gelin videomuzu izleyelim ve bu iki kelime hakkında fikir sahibi olalım. Sessizce hayatımızdan çıkıp gitti pekmezlerin, yoğurtların, dutların o eski güzel kabı. Ünlü dil bilimcimiz Ömer Asım Aksoy, 1946 yılında derlediği Gaziantep Ağzı kitaplarının 3. cildinde tahta kova olarak tanımlıyor küreği. Dede Korkut'sa elin yüzün yumadan, 9 bazlamaç ilen bir kürek yoğurt, gözler doyunca tıka basa yer diyerek küreği hikayelerinde kullanmış zamanında. Yine Evliya Çelebi'nin yazdığına göre de kürek, tahtadan yapılmış, yüksekliği az, büyükçe bir kovadır. Esasen kürek, bal, yoğurt, yağ, pekmez, süt gibi gıda maddelerini saklamaya ve taşımaya yarayan kuplu veya kupsuz derin bir mutfak aletidir. Kürekçilik ise adından da anlaşıldığı üzere bu tahta kovaları yani kürekleri üreten ustalara deniyor. Elektriğin olmadığı dönemlerde özellikle de kırsal kesimlerde süt ve süt ürünlerini korumak için kullanılan ahşap kürekler, deyim yerinde ise organik dolaplar şimdilerde teknolojiye direniyor sevgili arkadaşlar. Geçmiş yıllarda yiyecekleri saklamak için plastik kapların icat olmasından önce kürek adı verilen tahta kovalar kullanılıyordu. Bu kürekler bal, pekmez, tahin gibi yiyecekleri sakladığı gibi içine konulan ekmekleri de bayatlatmıyordu. İçine konulan yoğurtlarsa fazla sularını çekiyordu. Yani anlayacağınız lezzete lezzet katıyordu bu kürekler. Günümüzde yaşayan kürek ustalarından biri, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve emekli olduktan sonra dedesinden kalan asılık dükkanın başına geçen öğretmen Ejder Kürekçi. Ejder ustamız unutulmaya yüz tutmuş kürekçilik mesleğini 3. kuşak olarak gelecek nesillere aktarmak istiyor. Dede ve babasının yıllarını verdiği 500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'ndaki dükkana yeniden hayat vermek isteyen kürekçi ustamız, yaklaşık 4 yıldır 70 metrekarelik dükkanda kürek üreterek hem nostaljiyi yaşatıyor hem de kendisine ek gelir sağlıyor. Peki bu kürek denilen tahta kova nasıl yapılıyor? Gelin isterseniz biraz da bundan bahsedelim. Kürek yapımında beyaz dut, siyah dut, sultani söğüt ve ceviz ağacından elde edilen kereste kullanılıyor. Hızarlarda ince tahtalar haline getirilen malzemenin bir yüzü marangoz rendesiyle perdahlanır. Perdahlanan taraf küreğin dış yüzüne getirilir. Daha sonra bu tahtalar marangoz boyasıyla boyanır. Boyama işleminde genellikle ceviz tercih ediliyor. Boyanan tahtalar yeteri kadar ıslatıldığında bu iş için özel yapılmış yüzeyi geniş talaş mangallarının üzerinde ısıtılıyor. Bu işlem sırasında ahşap iyice yumuşatılıyor ve kürek yapılırken ahşabın kırılmadan eğilip bükülmeye hazır hale gelmesi sağlanıyor. Tahtalar kol gücüyle çevrilen, merdaneli, gövdesi ahşaptan yapılmış ilkel bir makineden geçirilerek kıvrık hale getiriliyor. Bu makinenin içeride dönen merdanesinin dış yüzeyi, mutfak rendesinin yüzeyi gibi tırtıklı ve demirden. Bu sayede ahşap merdane içinde kaydırmadan kıvrılıyor. Islanan ve mangallarda ısıtılan tahtalar bu iki merdane arasından sıkıştırılarak geçiriliyor. Daha sonra kıvrık halde çıkan tahtalar çivilenerek kurumaya bırakılıyor. Kol gücü isteyen bu tahta kıvrımı makinesi, kuyumcuların kullandığı hatta makinesinin kaba ve biraz daha büyükçe bir modeline benziyor. Kıvırma işlemi ise oldukça kuvvet isteyen bir iş, yani ciddi anlamda kol gücü istiyor.
işlemi tamamlanan kıvrık haldeki tahtalar yanmış takunya çivisiyle örs üzerinde teker teker birleştiriliyor. Külekçi ustalarının bu işlem için özel bir örsü var. Küleğe çakılan çivilerin arkadan çıkan uçları bir iki çekiç hamlesiyle kıvrılarak bir çeşit perçin haline getiriliyor. Küleğe alt ve üst kasnakları geçiriliyor ve bu kasnaklar küleğe çakılmadan önce üdürge denilen bir aletle deliniyor. Külekçi ustalarının kullandığı üdürgü, kol gücüyle sağa sola dönen, döndükçe de ucundaki sivri demir vasıtasıyla delik açan ilkel bir matkaptır aslında. Bu işlem çivinin ince ve zarif olan kasnağı yarmaması amacıyla yapılıyor. Sonraki aşamada dip tahtaları geçiriliyor. Külek saplı olacaksa sapları takılıyor ya da kapaklı olacaksa kapakları. Bazı külekler yarım kapaklı. Bu durumda küçük deri parçalardan faydalanarak bir tür menteşe yapılıyor ve kapağın hareketli kısmının açılıp kapanması sağlanıyor. Eskiden büyük boyda yapılan küleklerin boyutları yaklaşık 50 ila 55 cm arasında oluyordu. Bu küleklerle köy yoğurtları şehirlere taşınıyordu ya da mahalle çeşmelerinden evlere su getiriliyordu. Yoğurt küleklerinin üzeri patiskayla kapanıyordu ve etrafı da iple bağlanıyordu. Daha sonra üstü de sığır kuyruğu dediğimiz otla kaplanıyordu. Bu şekilde köy yerinden şehre hayvan sırtında getirilen yoğurtlar hayvanın sırtında sallandığından şehre geldiklerinde sulanıyordu. Tut ağacından yapılan külekler ise içindeki yoğurdun daha taze ve daha uzun süre korunmasını sağlıyordu. Özellikle kuru baklavalar içinde bu külekler kullanılıyordu. Başka illere gönderilecek kuru baklavalar bu küleklerle satışa sunuluyordu. Ekmek ve tuz külekleri de eski evlerin vazgeçilmezleri arasındaydı. Örneğin evde hazırlanan yufkalar ıslatılıp yumuşatıldıktan sonra katlanarak ekmek kutularına konuyordu ve burada daha uzun zaman küflenmeden taze kalması sağlanıyordu. Tuz ve ekmek külekleri ise tercihen ceviz ağacından yapılıyordu ve bu külekler en küçük boyla yapılan küleklerdi. Pekmez külekleri ise sultani söğüt ağacından yapılıyordu. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kürekçilikten bahsettik bu videomuzda. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin de video ile ilgili görüşleriniz olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.